Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeyiz. Kadınlar Denizi Mahallesi bildiğiniz üzere mavi bayraklı bir plaja sahip. Burada toplamda 6 tane villamız var. Villalarımız ikiz. Şu anda da satılık olan villamızın önündeyiz. Burada toplamda 6 tane villamız var. Ancak son 2 tane villamız kaldı. Kadınlar Denizi Mahallesi biliyorsunuz tam şehir merkezinde, lokasyon olarak her yere yürüme mesafesinde, ulaşımı kolay. Buradaki villalarımızın da ön taraflarında ortak havuzlar var. Yani iki tane villa bir tane büyük bir havuzu kullanıyor. Yani bir nevi özel havuzlu diyebiliriz bunlar aslında. Çünkü genelde hep aynı zamanda evde olunmuyor. Olunsa bile aynı zamanda havuza girilmiyor. Yarı olimpik bir yüzme havuzu burada var diyebiliriz. Şimdi villamızın detaylı olarak bahçesini ve evimizin içerisini tanıyalım. Evet, şu anda villamızın tam giriş kısmındayız. Aracınızla geldiğiniz zaman buraya park yapabiliyorsunuz. Yani yaklaşık burada 2 tane araç otoparkı var diyebiliriz. Villamızın dış cephesine baktığımız zaman beyaz renkler tercih edilmiş. Burada üzerinde de dekoratif malzemeler kullanılmış. Bunlar da ahşap olmadığı için sürekli bakım gerektirmiyor. Bu da çok güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde seramik kullanılmış. Antrasit renklerinde kullanılmış. Genelde bu zamanlarda antrasit çok fazla kullanılıyor. Benim de çok sevdiğim bir renk. Üst tarafta da ahşap renkleri kullanılmış. Aynı zamanda yine beyazla birlikte çok güzel bir uyum olduğunu düşünüyorum. Bu kısımda ön tarafımızda bahçemiz var. Dilerseniz ön taraftan çıkalım. Şimdi villamızın içerisine girelim. Villamızın içerisine girerken bizi oldukça büyük bir çelik kapı karşılıyor. Yani burada görkemli büyük bir çelik kapımız var. Aynı zamanda evimizin içerisine girerken kamera da dikkatimden kaçmıyor. Bu villamızda alarm sistemi de var. Ve bunların hepsi siz evi satın aldığınız zaman içerisinde alacaksınız. Villamızın içerisine girer girmez tam karşı tarafında bir tane portmantomuz var. Ceketinizi asabileceğiniz aynı zamanda çekmeceli dolabımız var. Hemen sol tarafımda salon alanımız var. Salona geçmeden önce burada bir akıllı ev sistemimiz var. Bu villamızı akıllı ev sistemiyle uzaktayken bile kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu villamızın iki tane ısıtma sistemi var. Isıtma sisteminin bir tanesi yerden ısıtma sistemi. Bildiğiniz üzere Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'nde doğalgaz var. Dolayısıyla burada doğalgaz ısıtmasıyla yerden ısıtmayı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada tavan tipi bir klimamız var. Bu klimalarda içerisinde yani size bir satın aldığınız zaman bunların hepsi içerisinde satın almış oluyorsunuz. Bunların hiçbirisi ekstra değil. Salon alanımıza geldiğimiz zaman da salonun havuza doğru bir cephesi olduğunu görüyoruz. Yerlerde ahşap görünümlü seramik kullanılmış. Tavanda LED spot lambalar kullanılmış. Kapı pencerelerimizi incelediğimiz zaman da alüminyum tercih edildiğini görüyoruz. Dışarıya açılan bütün kapı pencerelerimizin hepsinde de elektrikli panjurlarımız mevcut. Hemen ön tarafa geldiğimiz zaman burada bir teras kullanım alanımız var. Yaklaşık 125 metrekare civarında bir bahçe kullanım alanımız var. Ön tarafında da büyük bir havuzumuz var. Zaten ilk video giriş kısmında size göstermiştim. Denize de yaklaşık burası 440 metre mesafede bulunuyor. İsterseniz yürüyerek de gidebilirsiniz. Yılancıburnu denizine 440 metre mesafede bulunuyor. Aynı zamanda dolmuşlara, marketlere ulaşımı çok kolay olan bir bölge. Fiyat itibariyle de internet sitemizde yayınlayacağız veya açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında bu evimizin fiyatını öğrenebilirsiniz. Şu anda bahçe peyzajı tamamlanmadı çünkü havalarda birazcık soğuk olduğu için açıkçası havaların biraz ısınmasını bekliyoruz. Havalar ısındıktan sonra bahçe peyzajı da yapılıp size o şekilde teslim edilecek. Şu anda kaba temizliği yapıldı, ince temizlikleri de yapılıp size tertemiz bir şekilde burayı teslim edecekler. Salon bölümünden üst kata çıkan merdiven bölümüne geldiğimiz zaman hemen benim sol tarafımda tuvaletimiz var. Sol tarafımda evyemiz var. Kalem arka bataryalar kullanılmış. Sağ tarafımda da gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Karşı bölüme geçtiğim zaman da sol tarafımda merdiven basamaklarımız var. Karşı tarafımda da burada mutfağımız var. Mutfakta da şu anda ankastre seti yok. Ancak hani siparişleri verildi. Franke marka olarak görüldü. Davlumbazı, ocağı ve fırını siz bu evi aldığınız zaman içerisinde bir paket olarak almış oluyorsunuz. Bunlar için herhangi bir ekstra ücret ödemeyeceksiniz. Sol tarafında buzdolabı yeri var. Sağ tarafında tezgahın alt tarafında da bulaşık makinesi yerimiz var. Aynı zamanda mutfak evimizden de dışarıda çok güzel doğal bir görüntü görebiliyoruz burada.
tavanlarımıza baktığımız zaman da LED ışık lambaları görüyoruz. Şimdi birlikte üst kata çıkalım. Merdiven basamaklarımızdan üst katımıza çıkarken merdivenlerimizin mermer olduğunu görüyoruz. Çıktığımız zaman burada ince uzun bir koridorumuz var. Koridorumuzda yerde gri antrasit renklerde seramik kullanılmış, parlak seramik kullanılmış. Hemen sol tarafında bir tane yatak odası var. Yerde ahşap görünümlü seramik kullanılmış, duvarlarda açık renkler tercih edilmiş. Aynı zamanda tavanlar beyaz, duvarlarda kırık beyaz, grimsi biraz daha. Televizyon ünitesi burada konumlanıyor. Bu odamızın bir tane Fransız balkonu var. Balkona çıktığımızda burada çok güzel, muhteşem bir deniz manzarası olduğunu görüyoruz. Buradan Kadınlar Denizi plajını, Samos Adası'nı yani Yunanistan'ı, aynı zamanda da Kuşadası Açık Denizi'ni çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz ama söylüyorum size. Genelde kameralarda deniz manzaraları çok net çıkmaz. Bundan dolayı gelip gözünüzle görmeniz daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer odamıza doğru geçiş yapacağız. Bu birinci odamızdı. Şimdi ikinci odamıza geleceğiz. Burası da ikinci odamız sol tarafında. Bu odamızda da yine oldukça büyük camlar kullanılmış ve ısı cam tercih edilmiş. Aynı zamanda burada da yine alüminyum kasa tercih edilmiş. Tavanlarda da LED lambalarla birlikte yerde ahşap görünümlü seramiğimiz mevcut. Hemen ana yatak odasına doğru geçerken sol tarafımda bu iki odanın kullanabildiği bir tuvalet, banyo, duş alanımız var. Hemen karşımda burada yine kale marka batarya kullanılmış evyemiz burada yer alıyor. Üst tarafında içinde LED ışıklı bir aynamız var. Sağ tarafında da bu kısımda çamaşır makinesi yeri olarak tercih edilen bir bölümümüz var. Yine yan tarafında gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Aynı zamanda sağ tarafında duş yeri var. Sanıyorum buraya da bir duşakabin gelecek. Aynı zamanda sol tarafında da havlu pelimizle monte edilmiş vaziyette. Yani kısacası buraya bir temizlik lazım. Ve siz buraya kendi eşyalarınızı getirip yerleşmeniz gerekiyor buraya. Yani hemen hemen birçok şey hazırlanmış durumda. Klimamız hemen burada kapının üst tarafında konumlanıyor. Aynı zamanda kombimiz de var bu evimizde. Yani kombiler de takılı. Siz buraya geldiğiniz zaman sadece abonelikleri yaptıracaksınız. Ve güzel bir temizlik yapılacak tabii ki. Ondan sonra bu eve yerleşip oturabilirsiniz. Bu odamız ana yatak odamız, ebeveyn yatak odamız. Hemen sağ tarafında kapıyı açtığımız zaman burada evyemiz var. Üst tarafında yine diğer duş alanındaki gibi bir aynalı, ışıklı bir camımız var. Sağ tarafında gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Şu olay da dikkatimden kaçmıyor. Genelde hani biliyorsunuz tuvalet vesaire mont olduktan sonra ustalar tarafından kullanılabiliyor. İnşaat firması da bunun önüne geçmek için burada lavaboları streçlemiş. Yani üzerine de yazı yazmışlar. Lütfen açmayın diye. Aynı zamanda bu bölümde de duş yerimiz var. Sanıyorum buraya bir duşakabin gelecek. Yine yardım ısıtmanın tesisatları kontrol merkezi burada yer alıyor. Üst tarafında da kombimiz var. Kombimiz de buraya kadar gelmiş, takılmış. Dolayısıyla kullanıma hazır olarak görünüyor. Master yatak odamızın içerisine tekrardan giriş yaptığımız zaman burada ön tarafında oldukça yüksek bir pencere kullanılmış. Aynı zamanda bu evde bir alarm sistemi olduğunu söylemiştim size. Alarm sisteminin burada sensörleri var. Yani radar sistemleri var. Aynı zamanda hemen ön tarafında havuzumuz var. Bahçe peyzaj alanımız var. Buradan çok güzel İzmir manzarası var. Yani Gümüldür, Seferihisar taraflarını görüyoruz. Ahmet Beyli taraflarını görüyoruz bu bölgeden. Oranın dağlarını görebiliyoruz. Çok da güzel bir manzaramız var. Kameramandan rica edeyim şuraya doğru bir gösterelim size. Buradan manzara gerçekten de çok müthiş görünüyor. Tabii kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bazen çıplak gözle daha güzel göründüğünü düşünüyorum ben. Buradan daha güzel derin bir manzaramız var. Ebeveyn yatak odamızdan hemen balkon alanına çıktığımız zaman da burada küçük ama minimal ve çok kullanışlı bir balkon olduğunu görüyoruz. Ana yatak odamızdan çıktığımız zaman balkonumuzdayız ve balkonumuzdan da çok güzel buradan ferah bir deniz manzaramız var. Aynı zamanda buradan güzel böyle duble büyük bir havuz manzaramız da mevcut. Yine alarm sistemini de söylemiştim size. Alarm sistemi de şurada yer alıyor. Evet, yine çok güzel bir keyifli bir ev turunu gerçekleştirdik. Bugünlerde size bol bol video çekiyorum.
yapıyoruz çünkü bir ara uzun bir süre çekememiştik. Bundan dolayı telafi etmek için bu aralar sırf çekimi ayırdık ve bunlar montajlanıp çok kısa bir sürede yayına girecek. Umuyorum siz de keyifle bu videolarımızı izlersiniz. Kanalımızı eğer ki seviyorsanız, takip ediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuzu da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu evlerimizin fiyatı için de açıklamalar, yorumlar kısmında veya modernada.com adresinden de bu evlerimize ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.